Cansu'nun ve Caner'in dünyasından hayırlı günler diliyoruz canım Türkiye. Bugün Allah'ın izniyle annemin ve babamı ziyarete gideceğiz, bayramlaşmaya gideceğiz. Biliyorsunuz bayramlarda malum sebeplerden dolayı bugün bu yıl bayram yaşayamayacağız. Dedik biz de bir gün önceden gidelim diye. Çocuklarımı böyle bayramlıklarını giydirdim. Yalnız benim biraz prometür olduğu için arkadaşlar, maalesef kadar ben olmadı. Ben güneş gözlüğümü taktım. Aşağı çok güneş, ben de gidiyorum. Çocuklarımız şu anda hazır gördüğünüz gibi maskelerimiz. Bizim kendi maskelerimiz de hazır. Volkan cephesi de sen kendine çeviriyor. Volkan'ın maskesi çok güzel. Bu arada oğluşlarımı giydim ama benim bu mınnak prematüremden dolayı kıyafetler böyle sarktı. Bizim biraz böyle çok kıyafet konusunda tasarımcı olan kız kardeşim var Melike. Şimdi Melike bunu gördü diyecek ki abla ne yaptın sen? Bu mınnak prematüre niye bilmemiş diyecek dedim. Bendik bir şey yok ama ikisini ikiz gibi giydiririm diye almıştım ama kısmet bu biraz küçük kalmış galiba. Neyse elhamdülillah. Şimdi biz yola çıkıyoruz Allah'ın izniyle. Tekrardan görüşeceğiz sizinle. Evet, şu anda aşağı indik, garajdayız ve yola çıkmak için hazırlanacağız, arabaya bineceğiz birazdan Allah'ın izniyle. Allah nasip ederse Kurban Bayramı'nda bizzat aileme giderken ailemle birlikte bayram videosu çekmek isterim inşallah. Şu anda biz arabaya doğru gidiyoruz. Kaan zaten hemen başladı. Hadi gel bakalım. Görüşürüz. Evet, şu anda biz yoldayız. Farklıları güzel olmuş. Çok farklı. Ya ben bir tane zikimdeki bir şeye benzetiyorum. Hani şu bankız oyunda olan şeyler var ya. Anladım. Anlıyorum seni. Seni anlıyorum. Böyle attık bak biz neler havaya. Kaan mutlu musun? Ne? Mutlu musun? Nasılsın Kaan? Caner benim anneme, annem ismi Gönül. Caner anneme anneanne diyemiyordu. Gönül demeye başladı. Bu arada ilk Gönül diyen torun benim oğlum. Şimdi Kaan da artık anneanne diyemiyor. O da Gönül diyor. Öyle benim çocuklarım biraz farklılar. Anneannesi de çok hoşuna gidiyor. Nereye gidiyoruz diyoruz biz. Gönül'e gidiyoruz diyorlar. Hayır Gönül de. Garajda galiba. İnmiş mi abin aşağı?
gelmiş. Volkan şey yapsana bir şu. Abine selam versene, şu ördeklerini çekelim abi. Evet, şu anda geldik. Karnımı almaya geldik. Bu arada İbrahim Bey'i tanıştırayım. Merhabalar. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler. Nasılsınız İbrahim Bey? Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Cansu'nun ve Caner'in dünyasından merhaba. Evet, merhaba. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Evet, şu beni çekmeyin diyor da bu bizim asıl evren çiftliğimiz. İbrahim abinin yapmış olduğu. Abimin hobi çiftliği. Evet. İçinde tavukları ve bir tane ördeğimiz var. Şu ördeğimiz. Kafalı açıp bakabilirsiniz. Ördeğin ismi ne? Pamuk. Pamuk? Kardiyonu ne dedi sıra? Abim bu hobi kümesine kendi özel bir yemlik falan yaptı. Hayvanlar için otomatik suluk yaptı. O nerede şey değil mi? Arka tarafta. Gel. Ya şöyle otomatik suluk yaptı. Buradan aynen şamandır alı. Buradan suyu sürekli hayvanların veriliyor. Evet. Şurada. Şöyle baktığımız zaman pencereleri, üst katı. Üst katta genelde yumurtaları bırakıyorlar. Ördekten yumurtamızı aldık. Ördek yumurtamızı aldık. Ha. Şu ördek yumurtası. Bu da arkadaşlar ördeğimizin yumurtasıymış. Bugünün taze yumurtası. Evet. Bunlar tamamen organik besleniyorlar. İşte yeşillik topluyoruz. Fırınlardan o kalan ekmekleri falan alıyoruz. O da eski ne? Şu Kaan da eski bu kalıplar. Kaan da burada. Parçalıyor kendine ki gitmek için. Normalde şu parçamız da var. Volkan Bey. Evet. Biz normalde hani rahat yesinler diye ekmek koyduğum için şu an bunu yerleştirmedim. Bu şeyi de yerleştirin. Onu da yerleştirdiğin zaman içeride. Tamam. Tamam, bir harda olmuş olur. O halde de rahat yemek değil. Evet. Çok güzel duruyor ama ya. Evet, sistem. Tekerlekli. Ve tekerlekli. Aynen. Bunu hareket ettirebiliyorsun anladığım kadarıyla. Vay be. Ay Kaan kendini yiyecek şu anda. Evet biz daha çıkıyoruz. Evet. Yine aratamızı müsait bir zamanımızda yine gelip buradan video çekeceğiz inşallah. Evet. Şu anda da çıkıyoruz. Görüşürüz. İbrahim Bey. Görüşmek üzere efendim. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet şu anda ben anneme geldim. Elhamdülillah. Çok şükür bir şükür. Burada Kaan gördüğünüz gibi çok yaran artık atıyor. Evet. Ben oradan basmak istiyorum. Annem diyormuş ki evimi tüm Türkiye'ye gösterdim diyormuş anne. Bir an ismi söylemiyoruz. Sertli söylemiyoruz hiçbir şekilde. Canlarım Allah'a emanet olun. Güzel bir gün. Bence güzel bir yolculuk. Güzel bir blok olduğunu düşünüyorum. Allah nasip ederse inşallah. Bu arada Kaan yine amcasına gitti. Amcası yakala. Amcasına gitti. Benim oğlum amca hastası. Gel. Biraz küçük olmamış mı kıyafetleri? Kaan. Çok küçük olmuş ya. Abisi de sırf eşit giydirmek için yaptığın şeylere bak. Evet ya. Olmadı. Abi yapayım. Annen gelin haberi var mı? Geldiğinden sürprizinden. Annem gelin haberi yok. Hani 2 gün önce konuşmuştum geleceğim demiştim ama şu anda haberleri yok. Artık kapıda beni görünce mutlu olacaklar inşallah. Allah nasip ederse. Evet. Sizi çok seviyorum canım Türkiye. Kaan gel. Hadi el salla. Hadi el salla. Kaan'cığım. Kardeşim bye bye. Kaan. Bu arada güzel bir gün gideceğiz inşallah. Allah'ın izniyle işim tekrardan giderken bizi nereye götürecek. Amcası. Sizi çok seviyorum Türkiye'm. Allah'ım sana daha güzel günlerde bir araya gelmeyi nasip eder. Daha güzel mutlular yaşarız. Kaan bu arada çok acıktığı için böyle çok çıldırdı. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz canım Türkiye'm. Görüşmek üzere. Canerciğim söyle bakalım. Allah'ım bu canı. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ama dinlerden görüşürüz arkadaşlar. Havalı Caner mi? Evet. Vay.
Hadi görüşürüz. Görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Pamgil'e geldik. Caner'den, Kaan Paşa'dan beraber. Babam da bu arada böyle köşesinde oturmuş. Her zamanki gibi şurası babamın köşesi. Sonra kitaplarını koyuyor. Babam buraya oturuyor böyle. Köşesinde oturuyor. Babacığım nasılsın? Bayram için hazırlık neler yapmayı düşünüyorsun? Kadayıf yapacağım. Ooo, babamın her zamanki hali. Zaten spesiyel kadayıfıydır babamın. Kadayıf yapacağım. Neyle yapacaksın baba kadayıfı? Peynirli yapacağım. Bir et. Ooo. Bu arada babam çok güzel kadayıf yapar. Herkese duyulur ve bunu bizim bütün sülalemiz bilir. Herkes bilir. Babam çok güzel kadayıf yapar. Artık kadayıfından bize de saklarsın baboş, değil mi? Bayramdan sonra gelince artık yeriz afiyetli inşallah. Yine senin zulanda kesin vardır kadayıf. Bu arada sayın izleyicilerim, babam karantinaya gireriz diye bundan ilk karantina zamanlarında babam kadayıf almış, sade yağ almış, antep fıstıkları almış, kadayıfı difrize koymuş. Aman kadayıf yapamam, kadayıf yiyemem diye karantinaya girer de evde otururuz da kadayıfsız kalırım diye. Böyle iki kadayıf tutkunu olan bir babam var benim. Sağ olsun babamın geçen sefer işte sade yağından biraz alıp götürmeyi düşünüyordum. Unutmuşum ama bugün kesin götürmek istiyorum babacığım. Sade yağ. Ama babasına bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Ben senin şu aldığın kuş balık fıstık vardı ya. Evet. Kadayıf için. Ben ondan aldım biliyor musun? Evet. Valla annem bana en azından böyle bir yarım poşetini bana verdi, sana söyleyeyim. Pastanın üzerine falan döküyorum. Diyorum babacığım kulakların çınlasın. Ay teşekkür ederim babacığım, canım benim. Allah razı olsun. Bu arada Kaan Paşa da geldi de senin yanına. Şöyle torunlarını kolunun altına al babacığım. Caner de şöyle bu kolunun altına al. Bu arada çocuklarıma da bayramlıklarını giydirdim. Ev kıyafetleri, bunlar evdeki kıyafetlerimiz. Tekrar ikinci kat bir kıyafet değiştirdik. Çünkü arabada gelirkenki kıyafetlerimiz farklıydı. Nasıl bir duygu babaş torunları kucağında? Çok güzel, çok güzel. Allah herkese nasip etsin değil mi? Kaan da zaletle değil mi? Çok zor geçti elimize. Caner de aynı şekilde bizim bir tanemiz. Caner de burada Spiderman olmuş. Değil mi Caner? Spiderman değil mi anneciğim? Ooo, örümcek adam. Örümcek adam. Hmm. Çok güzel. Bakalım Caner. Yok yok abiye biraz, Kaan abisini biraz ısırıyor falan, böyle biraz cimcikliyor abisini. Yok abisi, babası, dedesi çok iyi bakıyor kardeşine. Babacığım hayırlı bayramlar diliyorum şimdiden Allah'ın izniyle. Hazırlıkları yapacaksınız inşallah, bayramdan sonra geleceğim Allah nasip ederse inşallah. Artık o zaman kurabiyelerinden, sizin fıstıklı künefelerinizden yeriz inşallah Allah'ın izniyle. Bu arada ben de şöyle bir selam vermek istiyorum. Şöyle Üsküp edecek miyim bilmiyorum. Hemen şöyle yapayım. Şöyle. Canım Türkiye'm, biz bayramlaşmak için buraya geldik. Arife günündeyiz. Daha bayram gelmedi. Ama inşallah bu bayramda ailemi göremiyorum. Ama Allah nasip ederse inşallah kurban bayramı da bundan sonraki bayramda yine birlikte olacağız. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Etmeyelim. Şu anda masaya annemi tutturdum. Bugün Arife günü, malum Allah nasip ederse artık bu son orucumuzu tutuyoruz. Ertesi gün bayram. Karantina olduğundan dolayı bayramda gelemeyeceğiz. Anne Cezim de sağ olsun ellerinden yapmış olduğu tatlılarını ben buraya sunum yaptım. Ya kızım ayıp ya, olur mu öyle şey falan diyor annem. Ama ben yine kıyamadım. Annem tabii bunları bana paketlerinin bir kısmı burada. Sadece sunum yapmak için bir kısmını çıkardım. Bunların hepsini paket yapmış annem sağ olsun. Annem gelip geçen haftadan hazırlıklara başladılar. Evet anneciğim, söz sende. Nasılsın Gönül Hanım? Teşekkür ederim. Sorunlar sağ olsun. Elhamdülillah. Sizleri gördük. Sizler geldiniz. Çok mutlu ettiniz bizleri. Çok teşekkür ediyorum. Daha bana da sana izin verdiği için. Bunun da gelmesini isterdim. İşleri olmasa o da olur ama. Evet. Neyse, yaptıklarımızdan akşam yersin. İnşallah. Arife ama gün... bence yarına yen daha iyi olur. Yani. Çünkü bayram. Yuvarlamadan hemen sonra yemeyin. Yuvarlamadan hemen sonra tavsiye etmiyorum. Çünkü rahatsız olma ihtimaliniz %100. Evet, evet. Bugün o kadar Volkan işi var ki bugün biliyorsunuz karantinaya gireceğimiz 4 gün onların kaynından beraber bayağı bir işleri vardı. Onlar oradana gidiyordu. Aynı zamanda eğitim dersleri falan, videoları da var onun. Bugün bayağı bir yoğundu. Araya da beni de sıkıştırdı sağ olsun. Teşekkür ediyorum kulacığım, sana buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Aynı şekilde. Geldik buraya elhamdülillah. Tabii biz üstümüz başımızı değiştirdik. Bayramlık kıyafetlerimizi giyindik malum. Sokak giydiğimiz kıyafetlerle gelmedik. Hemen kıyafetlerimizi değiştirdik. Bu arada yine Kaan Paşa her zamanki gibi burada. Sosyal mesafeyi de koruyoruz tabii.
Ay evet, evet, evet. Sosyal mesafeyi koruyoruz. Yani. Evet, şu anda çekip yaparken de bayağı bir uzakta duruyorum. Evet anneciğim, bu koronavirüs sana bizim hayatımıza neler kattı? Senin hayatına neler kattı? En başta senden neleri aldı anne? Söyle bir öğretmen olarak. En başta okuluma bir öğrencilerimi aldı. Üzülmemek elde değil fakat öyle bir sürecin içerisindeyiz ki insan sağlığına, evdeki mutluluğuna, huzuruna sadece ona yani bir mukabele olarak da şu şekilde dışarıdaki insanlara da saygımız duyulması lazım. Saygı duymamız gerekiyor. Biz kendi kendimizi düşünecek olursak olmaz. Bencil olmamamız gerekiyor. Ne kadar dikkat edersek dışarıdaki insanların derin makası falan bunların hepsi bir nevi azalır. İnşallah. Dikkat etmemiz gerekiyor. İnşallah bu süreci bütün Türkiye olarak, bütün dünya olarak atacağız. Aynı şekilde de yalnız bunu biz yapıyoruz, sen yapıyorsun. Yani evet. Haftalarca gelmiyoruz, birbirimizi görmüyoruz. Ya ben 2 aydır mesela kız kardeşimi görmüyorum. Evet. Hani ben buraya 5 haftada bir geldim. O da artık 5 haftada oldu dedik, artık hani gidelim, hasret çöktü yüreğimize. Ama insanlar buna dikkat etmiyor. Çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Hani vaka sayısı artıyor. Türkiye'deki insanlar bunu bir şaka olarak görüyor ama bu şaka değil. Hayır, gerçek. Ya insanlar diri diri açık ve net vefat ediyorlar. Yani bu bir şaka değil. Aynen. Ama mesela ikinci sıraya çıkmış Gaziantep. Aynı şekilde. Ben çok üzüldüm. Evet, şu anda devam ediyor zaten. Evet, hani evet. Dikkat edilmesi gereken iller içerisinde devam, biz de yer alıyoruz. Evet. Elhamdülillah bu yönde atılacağız inşallah. İnşallah bu bayram el birliğinden bütün vatandaşlarımızdan temelimiz dikkat edilmesi. Evet, evet. Biz de yoksa okulumuzu özledik, öğrencilerimizi özledik. Yani bir hasret var yüreğimizde öğrencilerimizle. Benim hani babam bile diyor ki ya diyor okulum açılsa ya da diyor hayırlısı okuluma gitsem diyor. Babam da çok. Aynı şekilde hepimiz bir okul özlemi içerisindeyiz, öğrencilerimizi özledik. İnşallah bu günler de geçecek. Burada tabii biz bayramda gelemeyeceğiz ama annem gördüğünüz gibi bizim pastalarımızı annem her zamanki gibi yine adet usul yerini bulsun bizde bu şekildedir. Annem pastalarını yapmış. Ya diyorum kendime ya biz gelemeyeceğiz niye pasta yaptın diyorum. Olur mu öyle şey diyor. Ve pastaları yapmış. Şu pastalarımızı bize biraz anlatır mısın anneciğim? Hangisini anlatalım istersin? Sen başla. Kurabiyemiz, Antepli olmasın. Olmazsa olmazı. Evet. Fıstıklı kurabiyemiz efendim. Sade yağlı. Sade yağlı. Normal kurabiyemiz. Kömbemiz. Evet. Bize ait olmayan bir mesela annenin şey kahkesi. Köy kahkesi. Antep yöresine ait değil fakat yine de yapılıyor. Benim çocuklarım ve torunlarım çok sevdiği için. Evet. Evet, bunları da yapalım en azından dedik. Hı-hı. Öz simitçi ürünlerinden. Sade yağlı. Fıstıklı. Kadayıf. En başından sizler için bugün yapıldı yani. Baban en azından dedi, kızım dedi geldiği zaman dedi gidince yeniden dedi ısıtır dedi. Evet. Yarına yemenizi tavsiye ediyoruz tabii ki yuvarlamadan hemen sonra yine özellikle belirteyim yani çünkü yoksa rahatsız olursunuz. Çok ağır oluyor evet. Allah daima bu senelere çıkmayı nasip etsin. Fakat sağlıklı, huzurlu olarak çıkmayı nasip etsin. En büyük temennimiz Rabbim bu hastalığı üzerimizden tez günden, tez saatten kaldırsın. Herkes işinin gücünün başına geçmeyi nasip etsin. Amin, amin. Daha sıhhatli, daha huzurlu, daha mutlu bayramlar diliyorum. İnşallah. Bence. Şimdi bu yapmış olduğumuz pastalar böyle, bakmayın siz biraz canınızı yakıyor ama hani böyle tabakta kalıyor. Bunları annem bana, kız kardeşime, erkek kardeşime, annem bunların hepsini paket yapmış. Hani siz gelemiyorsunuz ama işte bayramda benim pastalarımı yiyin diye annem hepimize birer paket yapmış, hazırlamış annem. Babam kadayıfı bir gün önceden yapmış ki yarına kız gelecek onu giderken götürsün, oğlum geçerken alsın diye. Sağ olsun annemden babamdan da inşallah bu bayram böyle sizsiz bir bayram geçireceğiz ama inşallah Kurban Bayramı'nda daha iyi olur diye düşünüyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'nda birlikte çekim yaparız Allah nasip ederse. Tabii. Biraz sizinle geçiyorum ama inşallah bu günler de atlatacağız Allah'ın i̇nşallah izniyle. İnşallah atlatacağız. Rabbim büyük Cenab-ı Rabbilalemin hayırlı, sıhhatli, dikkatli, huzurlu bayramlar diliyorum. Herkese buradan sevgiler, saygılar diliyorum. Öğrencine selam göndermiyor musun? Herkese selamlar. Bizi seyreden, bütün sevgiyle seyreden bütün insanlarımıza temennimiz sevgili, saygılı, huzurlu, sağlıklı bir bayram geçirmeyi ve evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye diyoruz. Evde kalınız. Örnek bir anne bayramda çocuklara gelemeyeceği için pastasını yaptı ama paketledi ve hepsini evimize bizim götürmemiz için hazırlık yaptılar. Dediğim gibi sizi çok seviyorum anneciğim babacığım. Bu arada Melikeciğim de burada bir selam vermek istiyorum. Melikeciğim
buraya gelebilir misin? Bu arada Melike Kaan arkada tutuyor. Hemen bir kameraya çevirsem acaba orada tutar. Işık nasıl? Bakayım hadi. Bakayım çekip çevireyim mi? Evet Melike'ciğim. Merhabalar. Merhaba. Kaan Paşa burada. Yine Melike aşkının kucağında. Melike son'un aşkı. Melike bizim için çok farklı. Melike Kaan'ın yoğun bakım sürecinde hep yanımızdaydı bizim 3 ay boyunca. Gece gündüz yanımızdaydı. Melike'nin okulu evimin yanındaydı. Kolejde öğretmenlik yapıyor Melike. Bu arada Melike'ciğim kendini tanıtır mısın biraz? Sen de öğretmensin. Evet. Biz ailece öğretmeniz böyle. Aile geleneği olarak. Melike biraz böyle şey oldu. Bayramdan önce geldiniz, evimizi şenlendirdiniz. Evet, Kaan'ı özlemiş miydin? Evet. Melike bana video mesaj atıyor. Abla, Kaan'ın lafını çek. Abla, Kaan'a canım dedirtti, aşkın dedirtir diyor. Hadi 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 git, annenin yanına git. Annen gönülün yanına git, hadi hadi. Gider mi ki o? Gel. Yok yok. Melike'ciğim. Evet. Bu bayram için dileklerin nelerdir tatlım? Bir sonraki bayramların gerçekten bayram bir şekilde yaşanmasını temenni ediyorum. Hı-hı. İnşallah ablalarımla, sizlerle, abimle daha güzel bir bayram geçirmeyi nasip etsin Allah bize. İnşallah. Kötü günlerin, zor günlerin, dışarıya hasret kalınan günlerin son bulmasını ve bir sonraki bayram çok daha güzel bir bayram sabahında uyanmak dileğiyle diyorum. İnşallah. Bu arada Melike sen bu sıkıntılı günleri ne olarak geçirdin? Hani sen bunu nasıl bir avantaja çevirdin? Bir KPSS'de öğrencisi olarak ders çalışmaya çalıştık işte. Bakalım hayırlısıyla inşallah güzel günleri ders çalışarak geçirip Allah yolumuzu açık etsin diyorum. İnşallah. Herkese iyi bayramlar diyorum şimdiden. Yok abla gelemez. Anne gel diyor. Duyuyor musunuz? Anne gel. Oğlum şşt Kaan. Ben senin annenim. Anne benim Kaan. Bu arada Melike gerçekten onun bir annesi, ikinci annesi. Evet hadi güle güle diyelim. Hadi bay bay diyelim. Sizi seviyoruz de. Bay bay. Caner aşağıda garajda teyzesinden var. Burada gelince onu da alacağız tekrardan kameramıza. Bu arada ben de şöyle bir selam vermek istiyorum ama sen de benim şey çekersen Melike'ciğim. Şöyle al. Evet. Nasıl çıkıyorum? Öncelikle herkese hayırlı bayramlar diliyorum canım Türkiye'm. İnşallah bu günleri de atacağız. Bugüne de atacağız Allah'ın izniyle. Daha güzel günlerde daha güzel bir şekilde görüşeceğiz. Bugün Arefe günü böyle biraz özlem ve hasret içerisinde geldik annemin babamın evine. İnşallah daha güzel bir bayram geçirmek niyetiyle diyorum. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Kanalımda kalın ve abone olmayı lütfen ihmal etmeyelim. Bu arada Caner de birazdan aşağıda şu anda teyzesinden beraber Beyzanur da pasta yapmış. Beyzanur'un da pastasını birazdan göstereceğim. O da beton pasta yapmıştı. Onu da ona bırakıyorum. Bir 5 dakika sonra tekrar geldiği zaman kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun. Kanalımda kalın. Cansu ve Caner'in dünyasında görüşmek üzere diyorum. Selamun aleyküm sayın izleyicilerim. Öncelikle Cansu'nun ve Caner'in dünyasında yine hoş geldiniz. Bugün ben video çekimlerine doyamıyorum. Çok özlemişim annemi, kardeşlerimi, babamı elhamdülillah. Caner'ciğim geldi. Aşağıdaydı Caner'ciğim. Nasıl Caner? Top nasıl geçti aşağıda? Aşağıda kalacağım. Bezan teyzemle oynadım. Mutlu oldun mu? Evet aşağıda oynadık. Top oynadık. Garajda. Güzel miydi anneciğim? Evet. Özlemişsin değil mi sokağa çıkmayı? Evet. O yüzden mecbur garajı indirdi teyzen seni. Çok şanslısın biliyor musun Caner? Böyle tatlı bir Beyzanur teyzen olduğu için. Seninle top oynayan bir teyzen olduğu için. Beyzanur'cum çok teşekkür ederiz ablacığım. Caner'imle ilgilendiğin garaja götürdün. İşte Beyzanur. Beyzanur. Hiç aynı şekilde. Beyzanur ailemizin en sonlu çiçeği. Ama Allah razı olsun herkese yetişiyor. Yani okul zamanında benim eğitimlerim olduğu zamanda bile Beyza lütfen gel deyip de ders çıkışında 4.30'lar saat 4.30'da çıkıyor Beyza Hanım okuldan. Gelip benim hemen kurs yetişebilmem için gelip çocukların yanında durup yetişen Beyza yetiş dediğim zaman her zaman emeğini esirgemeyen Beyza Hanım'ım. Allah kat kat razı olsun Beyza Hanım'cığım. Yapmış olduğun iyiliklerini hepsini Allah ayağında dolandırsın tatlım.
Bu arada Beyza Nurcuğum, bayrama hazırlık yapmışsınız. Böyle güzel yemekler, tatlılar. Evet. Beyza Nurcuğum da şunu çekmiş, şunu yapmış. Şöyle yapayım. Bu Beyza Nurcuğum'un, bunun ismi ne Beyza Nur? Yani benim dediğim ismine beton pasta. Beton pasta. Bu beton pasta. Bu babamın fıstıklı kadayıfı. Pardon, kadayıfı, künefe, peynirli olduğu zaman deniyordu bu kadayıfı. Bunlar da anne Cezim'in kardeşlerine beraber hazırladıkları el emekleri, göz nurları, Antep kurabiyelerimiz elhamdülillah. Ve Beyza Nurcuğum, bayram Allah nasip ederse inşallah geldi çattı. Bugün Arefe günü biliyorsun. Bayramda biz yokuz. Nasıl hissediyorsun? Düşüncelerin neler, duyguların neler? Bize anlatsana biraz. Yani geçen bayramda herkes oluyordu işte. Ya genelde para bakımından bakıyorum ben. Harçlık falan topluyordum. İşte şimdi siz de yapıyorsunuz. Çocuklarla gene oynuyorduk. Korona oldu, dışarı çıkamıyoruz. Yani eve kapanmış durumdayız. Onun için bayramdan birleşiriz diye ümit ediyordum. Tam tersi oldu. Daha da bir yasak çıktı. Evet. Ama bilmiyorum. Belki bayramdan sonra görüşmek üzere. İnşallah ablacığım, inşallah. Bize hazırlık yapmışsınız. Böyle pastalar yapmışsınız annemden beraber. Elinize, evet. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Anneciğim boğazından geçmemiş biz siz. Evet, evet. Şimdi paketleri yaparken inşallah bir daha bayram böyle bu şekilde olmaz diye hüzünlendim. Bayağı bir duygulandım. İnsanlar her zaman için ağaçlar. Hele de bizim Gaziantep'liler için. Tek bir sözümüz vardır, ağaç yaprağı ile güzeldir. Bu ev sizsiz olmuyor. Çok duygulandım, çocuklarım yok. Kendimiz sadece 4 kişiyiz evin içerisinde. Sizler yoksunuz, evin içerisinde bir boşluktayız sanki. Şu anda bizi doldurdunuz. Caner'im geldi, Kaan'ım geldi ama diğerleri yoktur. Şimdi siz de birazdan gideceksiniz. Bayağı bir hüzünlüyüz. Ağaç yaprağıyla gürler diye atalarımız hiç boşa söylememiş bu sözleri. Gerçekten sizler olmayınca bu evin tadı olmuyor. Oğlum ayrı bir semtte, sizler ayrı bir semttesiniz. İnşallah hayırlısıyla nice bayramlarda sağlık ve huzur diliyorum. Hep beraber Kurban Bayramı'nda birlikte olmayı temenni ediyorum. Bunları inşallah hayırlısıyla, ben bunu size sunum olmak için gösterdim. Sen rica ettin, sunum olarak çıkarttım ben bunu. Paketlerinizi açtığınız zaman da büyüklerimize, geçmişlerimize Fatiha okursanız, bizlere dua ederseniz çok memnun olurum anneciğim. Anneciğim ne demek? Ben etmeyelim. Ne dönerciğimin. Dönerciğim. Evet, Türkiye. Evet anneciğim, inan şu anda gözlerim doluyor. Bu o kadar güzel şeyler hazırlamışsınız ki Allah razı olsun. Artı annem şu anda izin vermediği için hediyelerimizi de size gösteremiyoruz. Annem izin vermedi. Her birimize birer, bana, Caner'e, Kaan'a hediye almışlar. Annem, babamgil. Babam, canım babam ya. Çok güzel bir terlik almış bana. Annem öylesine güzel bir bluz almış bana. Çocuklara aynı şekilde. Yani tek bana, Kaan'a, Caner'e değil. Caner'le bütün çocuklarına. Aynısını aldı. Evet, ikiz gibi. İnşallah onlara gideceğimiz günler de gelecek. Onlar iki ayrı. Yani diğer bütün annem, evet, babam, bütün çocuklarına bayram hediyesi almış. Yani resmen böyle paket yapmışlar ama üzücü bir şekilde. Hani bunları birebir canlı bir şekilde vermek yerine şu anda bu Caner Cansu'nun paketi, bu Baki'nin paketi, bu Nesli Hanım'ın paketi. Böyle paketler yapmışlar. Biraz üzüldüm ama yapacak bir şey yok. İnşallah sağ salim bir şekilde biz bu koronavirüsü atlatacağız. Bu zor günleri inşallah geçeceğiz diye ümit ediyorum. İnşallah cümle Muhammed evladı da biz de atlatacağız bunu tüm Türkiye olarak. İnşallah. Beyza Nurcuğum, bu arada sen de pastalarda çığır açmışsın Beyza Nur Hanım. Yani yemek yapmayı ve yemeği seviyorum. Ya evet, çok belli, yediğinden bakar mısınız? 34 beden yaptığını kıra yemiyor, bir şey. Yaptığını yemiyor kesinlikle. Hayır, yani hani okul falan kapandı, stres falan oluyor genellikle evde. Onun için. Genellikle evde derken evde. Ne kastetmek istiyor bu? Evet. Parantez açmayalım. Açmayalım. Girmeyelim oraya. Evet. Çıkamayız. Evet. Üzülüyor çünkü. Arkadaşlarını göremiyor. Öğretmenlerini göremiyor. Okula gidemiyor. Evet. Sadece sen değilsin ki, bütün Türkiye aynı senin gibi. Evet. Yani. Ama ben sokağa daha çok seviyorum. İşte, yani ruhumuz... Yürüyüş yapmayı çok sever Beyza Nur.
ciddi bir yürüyüş yapıyor. Günlük yürüyüşleri vardır Beyza Nur'un. Artı bisiklet sürmesi, sporu çok ciddi. Yüzme kursu. Yazın ben Beyza Nur'u göremem. Yok basketbolu, yok voleybolu, yok yüzmesi. Yani Beyza Nur o spor dalına devam ediyor. Acaba Beyza Nur'cum sen beden eğitimi öğretmeni falan mı olacaksın? Ya merak ediyorum bu kadar etkinliklerle. Ha? Ama bunların hepsi boyumun uzaması için. Sanki boyu kısa da. Bazen yani. Aşçılık diyor. Acaba aşçı mı olsam diyor. Hakikaten ha. Olabilir. İnsanlar kendi hobilerine göre şekillendirir hayatını zaten. Aşçı. Yani. Dede kökenli aşçı. Evet. Dedem. Benim dedem aşçı olduğu için. Hı-hı. Tabii anneanneyi geçti. Anneanneden kendi annesini. Benden de güzel kızlarımın hepsini. Evet elhamdülillah. Bu arada ben dediğim gibi yemek yapmayı annemden hani göz aşinalığım vardı. Evlendikten sonra yemek yaptım. Mutfağa evlendikten sonra girdim ama hani bizim bir elimizin bir tad ayarı vardır. Onun bir sırrı evet. Var ya. Aile kökeninden gelen bir sır. Bu elimizin her zaman tatlı bir ayarı var. Hatta hep derler ki anneme de Gülün Hanım sen geç şuna bir tad ayarı ver. Şunu yapalım bunu yapalım. Annem her zaman yemekler konusunda ustadır. Abartmıyorum. Yani annemin böyle nişanlarda, düğün derneklerde, sünnet düğünlerinde yani 100-150 kişiye yemek yapıp kazan başına geçtiğini bilirim ben. Bizim büyük bir ailemiz var. Çok güzel bir ailemiz var. Annemin tarafı da aynı şekilde. Büyük bir aile. Ben güzel yemeklerimi anneme, güzel yemeklerim yani bence güzel yemeklerim sizce bilemem ama anneme çektiğimi düşünüyorum. Seni çok seviyorum anneciğim. Teşekkür ediyorum. İyi ki beni doğurmuşsun. Görüşürüz. Canım annem. Teşekkür ederim anneciğim. Bizler de sizleri seviyoruz. Evde kal Türkiye diyoruz. Beyza Hanımcığım son şey röportajı senden alalım. Röportaj gibi oldu bu resmen. Söyle. Evde kal Türkiye. Evde kal Türkiye diyecek. Çıkmayın. Dışarıda bir şey yok. Çıkmayın Türkiye. Evde kalın. Türkiye. Evet. Evde sağlık var. Türkiye. Evde kalın ve sağlıkla kalın. Evet. Görüşürüz. Dışarı çıkmayın ve unutmayın. Hı-hı. Dışarı çıkmayın yani. Dışarı çıkmayın yani. Oynayacaksanız garajlarda ama binaların içinde oynayın. Evlerde oynayın. Evet, düşeceğiz evet. Çıkacağız demeyin. Hı-hı. Su üstler geçsin yakına çıkarsın. İnşallah. İnşallah. Bu arada ben de çıkabilecek İnşallah. Miyim? Şöyle bir İnşallah. bakayım kendimi görebiliyor muyum? Ben çıktım mı diye bilmiyorum ama. Şöyle canım Türkiye'm Allah'a emanet olun. Evde kal Türkiye'm. Şimdiden herkesin bayramı mübarek olsun. Hayırlı bayramlar diliyorum. Beyza Hanımcığım şuradan beni şöyle bir al ablacığım. Bu bayramda her ne kadar annemle babamla olamasam da annemin babamın yapmış olduğu el emeklerinden, göz nurlarından güzel bir şekilde bayram geçireceğiz. İnşallah evlatlarımdan ve eşimden güzel bayramlar diliyorum. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyelim. Görüşürüz canım Türkiye. Görüşmek üzere Allah'a emanet olsunuz.